Mantımız için iç harcını hazırlayacağız şimdi. Burada 300 gram kıymam var. 3 tane küçük boy soğanı rendeledim, hazırladım buraya. Bir tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı karabiberim var. Bunları da ekliyorum. Çok az, bir tatlı kaşıktan az da tuz ekliyorum. Çünkü hamuruna bayağı tuz katmıştım. İç harcına çok fazla tuzu koymuyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi buraya koyduk, ekledim. Bütün malzemelerimi arkadaşlar buraya ekledim. Şimdi iç harcımızı bir güzelce yoğuralım. İç harcımızı güzelce yoğuralım. Kıymayı iyice yoğurmamız gerekiyor. Soğanı, biberleri iyice birbirine yedirelim. İç harcını iyice yoğurduk. Üzerini kapattık. Biraz dinlendirelim. Evet, şimdi dinlendirmiş olduğum hamurlarımı şimdi ezme işlemini yapacağım. Mantılık yufkamızı bu şekilde açtıktan sonra oklavayla düz bir şekilde kesiyoruz. Tepsi aynı boyda olması için oklava kullanıyorum. Tek tek katlamak yok. Bu mantığı yapması çok kolay, çok pratik. Evet, mantığımızı bu şekilde açtıktan sonra burada hazırlamış olduğum kıymalı iç harcından böyle azar azar olacak şekilde koyuyorum. Şöyle kıymayı azar azar koyuyoruz. Şuradan şu şekilde. Şimdi hamurumuzu katlama işlemine geçelim. Bu şekilde arkadaşlar. Tek tek uğraşmak yok. Tek tek uğraşmadan bu şekilde mantı yapmak çok kolay, çok pratik. Bazılarına kıymayı çok koymuşum, hamura sığmıyor. Bu şekilde elimle kapatacağım ki dışarı taşmasın. Evet. Şimdi bazı yerlerde et fazla olmuş arkadaşlar. Fazla olan etleri alıyorum ki hamura sığmıyor. Bu
Bu biraz yumuşamış un sepiyorum arkadaşlar. Hayatımda yaptığım en zor mantı şekli bu. Bunu böyle denemek istedim ama çok zormuş. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir bezeyi bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle ortadan keselim. Kesme bakımından kolay ama yapım şekli zor. Bana bu yöntem zor geldi. Onun için bu şekilde düzelteceğim ve hepsini birden keseceğim arkadaşlar. Biraz daha pratik, kolay olsun diye kesme işlemi. Evet, biraz daha un sepelim. Kesicimiz kesmedi. Öyle kesmeyi denedim, olmadı arkadaşlar. Bu şekilde keseceğim. Bunu da bu şekilde denemiş oldum. Yani kolay olur diye düşündüm ama bunu yapmaya başladığımda arkadaşlar çok zor geldi bana. Bir kere bulaşmışken tamamlamak istedim. Bunu da sizlere çekip göstermek istedim. Şimdi yapması zor ama böyle kestiğimiz zaman biraz bereketli, kolay oluyor arkadaşlar. Hem kolay hem bereketli oluyor. Ama eti hani o şekilde koyup da katlaması zordur. Bana zor geldi, zahmetli geldi. Böyle kesince de biraz kolay oldu, böyle bereketli oldu. Yani bir tarafı zorsa bir tarafı kolay oluyor. Bir daha bu şekilde yapar mıyım bilmiyorum. Diğer türlü daha benim kolayıma geliyor yani. Evet, bu şekilde kestikten sonra şimdi ben bunu tepsiye alıp dondurucuya koyacağım bu şekilde. Evet, burada hazırlamış, kesmiş olduğum mantılarımı şimdi tepsiye alıp bu şekilde bunu donduracağım. Evet. Şimdi ben bunu dondurucuya koyup donduracağım arkadaşlar. Şimdi bir hamurdan iki çeşit mantı yaptım. Birini yaptım arkadaşlar. Burada ikinci çeşit mantı yapacağım. Bunun yapımı oldukça kolay, pratik. Diğeri ise bana göre daha biraz zordu, zahmetliydi. Şimdi bunu da bu şekilde deneyeceğim. Bunu bu şekilde açtıktan sonra şöyle kenara alalım ve düğümümüzü açalım. Bu mantının yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Zahmetsiz, kolay, pratik. Ama diğer yaptığımda çok zahmetliydi, zordu. Hiç kolay değil arkadaşlar o mantı yapmak. Şimdi burada hazırlamış olduğum kıymalı iç harcından arkadaşlar şöyle azar 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 böyle şu şekilde
aralıklı aynı hızada koyacağım. Bu yöntem diğer mantılardan çok daha kolay, çok daha pratik. Yani ben bu yöntemi çok sevdim arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, keyifli, pratik. Evet, etlerimizi bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlar diğer açtığım yufkamı da üzerine kapatıyorum. Şöyle ucu ucuna gelecek şekilde. Evet, kenarlarını bu şekilde aynı boyda olmaları için şu şekilde düzeltelim. Etlerimizi yerleştirdikten sonra üzerine şöyle yufkamızı tekrardan örttük. Şimdi tabak yardımıyla kenarlardan bu şekilde keselim. Şimdi tabakla kesmemizin nedeni arkadaşlar kenarlarını yapıştırıyor, yapışık oluyor bu şekilde. Onun için tabakla kesiyorum. Evet, kenarlarını bu şekilde kestik. Şöyle bir kesiciyle aralarını bu şekilde keselim. Evet arkadaşlar bu kadar kolay, o kadar zahmetsiz ve kolay ki bu yöntem gerçekten çok kolay. Mantığımızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Gerçekten yapımı oldukça kolay, pratik, hızlı. İnanın hiç zaman kaybı olmuyor. Ama diğer türlüsü, diğer çeşidi de çok zahmetli, çok zordu. Hani benim bu yöntem, bu mantının yapılışı daha kolayıma geldi. Hani bunu size yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradan iki çeşit mantı yaptım arkadaşlar. İkisini de denedim ve bu mantının yapımı daha kolay, zahmetsiz ve oldukça pratik. Bunun da
Bunun yapımı da oldukça zor, zahmetli. Ben bu mantının yapımını sevmedim arkadaşlar. Oldukça zahmetli, zor. Ama bunun yapımı daha kolay. Şimdi ben bunu haşlayacağım. Bunu da tekrardan dondurucuya koyacağım. Mantıyı pişirdik. Şimdi üzerine sos dökelim. Şöyle burada sarımsaklı yoğurdumuz var. Zaten yoğurt mantının olmazsa olmazı. Burada da tereyağlı salçalı sosumuz var. Sosumuzdan da hafifçe gezdirelim. Mantımız bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.